Duydum ki şimdiki hükümetten, Tayyip Erdoğan'dan memnun olmayan varmış, aciz diyenler varmış. Bilmiyorlar, açlığı görmemişler ki. Açlığın zamanını ben 85 yaşında gördüm, açlığı, yokluğu gördük. Hükümet devletten, Amerika'dan buğday geldi, birer havayı dağıttılar da onu bile gördük, geçirdik. Gitmedi. Milletin eşeği yoktu, öküzü yoktu, bağ tarlasını süremezdi. Şimdi her şeyi yapıyor, hükümet para veriyor, besleyiyor evinde. Ondan sonra ev ev geziyor, yokluğun var mı, paran var mı, nasılsın diye yoklayıyor. Hastalığına bakıyor, uçağla götürüp getiriyor hastalıkları. Bundan iyi hükümet var mı şimdiye kadar, gördün müyüm? Allah'a dinini seversiniz, gördün mü şimdiye kadar böyle bir hükümeti? Hükümet böyle olur işte. Vatandaşına bakar, vatandaşını besler. Halen daha taş vururlar sağdan soldan. Görmemişler yokluğu ki. Bir havayı zahra bulup da uyudup da yemeği bilmeyenler görmemişler. Şimdi öte bağırırlar, hükümet kötü değil. Hükümetin neresi kötüymüş? Uçakla götürüyor, hastanın tembil ediyor. Uçakla getiriyor, paranı verip gidiyor. Evde yatırka açlığını verip gidiyor. Yoklulara para veriyor, 65 lira para veriyor. Neredeymiş şimdi? Hayvan, biz köylüklüyüz, hayvan yerlerinde. Hayvan kalmadı, hiç. Herkes hayvanını falan bıraktı. Bütün araba aldı. Nerede böyle hükümet? Ne zaman geldi de böyle millet iki yandan aciz maciz diye acizlanıyorlar. Utanmazlar da. Utanmazlar da acıttık diye aciz yiyenler. Tam paranı bol bol biliyor. Cayır cayır yiyor. Yokluk deyip ona diller. Biz yokluğu gördüm geçirdim ben. Ben 85 yaşında yokluğu gördüm geçirdim. Bir lokma ekmek diye biz de aradıydık. Ama şimdi bu hükümet geleli 16 senedir, 17 senedir bir gün gördük. Cenab-ı Allah buna ömrü çokmuşsun Tayyip'e. Başımızdan esmesin, 85 yaşındaya kadar Kur'an kursuna göndermezlerdi. Kur'an okuyanları yakalarlardı, hapise katarlardı. Hocalara okutturmazlardı, parayla gizli gizli okuturdu. O zamanlarda zikir yaptırmazdı. Mağaralar vardı aşağıda, bizim dağlarda. Oraların içine giderdik, oralarda Allah'tır gelirdik. Korkumuzdan yakalarlardı. Bir yere giderken, bir evden bir eve falan girdiğimizde zikir yaparlar mı diye, tek tek gidin, tek tek çıkın diye bizi öğretirlerdi, kaçak yapardık. Şimdiki zamanda zikir bol, ibadet bol. Tayyip var, bağırıyor Allah Allah diye, radyolar, televizyonlar hep Allah diyor. Bundan iyi hükümet mi var ya? Ne istersiniz bu hükümetten ya? Allah'a din iyisi ve söylüyor. Ne istersiniz bu hükümetten? Ekmeğini veriyor, paranı veriyor, yokluğunu gidiriyor. Altından eşeğini, öküzünü kaldırdı. Yaparsan kendin yapan. Araban var, herkes araba alıyor şimdi. En yoklu diyen adamlar zengin oldu. Onların için şimdi çekemiyorlar. İçerler yok diye, bir de para diye milletin üstüne yüklenirler. Tayyip'ten Allah razı olsun. Cenazelerimizi hastaneden vermezlerdi. Rehin alırlardı. Para getireceğim, öyle götüreceğim dillerdi. Şimdi hükümet ne para ne pulu evine getirip götürüyor. Bizi o zaman yokluk diye ne muayene ederlerdi, ne hap verirlerdi. Hapa kuyruğa geçerdik. Hükümet doktor bir ilaç yazdığında kuyruğa geçerdik. Kuyruktan üç kişi geçerdik. Sıra gelecek de alacağız diye. O günde sıra gelmez, yarın da sonra bir daha giderdik. Şimdi kuyruk yok. Evinde muayene ediyor, evinde besliyor. Allah'ı seversiniz. Ne istesin şu hükümetten de? Bir de utanmazsınız da yokluk var diye acizlanırsınız. Nerede yokluk? Bütün devlete bakıyor. 35 devlete yardım ediyor şöyle bak Türkiye. Bundan iyi hükümet olur mu? Bundan iyi Allah başımızdan esmesin. Bizim bildiğimiz böyle, benim bildiğim böyle. 85 yaşındayım, duymadığınızda duyun. Ben bu yoklukları hep gördüm. Tavanın üstünde bir lokma ekmek döküp de yiyeceğin diye uğraştım. Evvel zamanında eşeklerle Konya'ya diyelim, Konyalıyım ben ya, Konya'ya üzüm satar derdik, kur üzüm. 6 günde gelirlerdi, 3 gün giderler, 3 gün gelirlerdi. Yatak yorgan yoğdu,
köyde 4-5 büyük kaba vardı. Onu sırayla götürürlerdi. 2-3 kişi o geldi mi öteki götürürdü. Öyle öyle satarlar gelirlerdi. Yokluk öyleydi. Şimdiki zamanında millet yokluk diye ağlıyorlar. Azdılar, azdılar da ondan. Tayyip azdırdı onları yüre. Azdırdı şimdi memnun olmuyorlar. Yokluğu bir get onlara bir yürün de yokluğu bir görsünler. Başka hükümete biten bir teslim edin de. Bir görün o zaman nasıl olacak ortak. Şehre giderlerdi, 2-3 kişi yazılır gelirdi tarım satışından. Oradan kuyruk yağ, tarım yağı, yinmeyen yağlardan. 2 tane alır gelirdi burada okka buçuk satardı. Mazot kuyruğa geçerdi. Yollara geçerlerdi, 2 gün, 3 gün beşlerdi. Bir mazot alamazdı adam, bir benzin alamazdı. Şimdi ne aran sen, ne aran? Yokluk diye bir şey mi var ya? Bir kere insan şöyle bir vicdan adamı bulur, bir gör, besle bunu. Bir karnına da bir duyu da bir herkese duyur. Dükkanlarda çay vardı o zaman, çay yoktu da. 100 gramlık çay vardı. 100 gram çayı alır gelirdi dükkancılar. O dükkana millet biriverdi. 100 gram çayı yarısı alırdı, yarısı kalırdı. 30 çay verirlerdi. Geldiğinde adam 30 çay verdiler, ben ne yapayım derdi. 100 gram çay neredeydi? Hükümet neredeydi? Bir ucundan yıkarlardı, bir ucundan yaparlardı. Bir ucundan birbirlerini taşlarlardı. 3 ayda hükümeti yıktılar, yaptılar. 3 ayda.